Akşam trenle gidiyor mu? Buraya kadar ha. Herkese günaydın. Bugün Bangkok'tan ayrılma vakti. İlyas kardeşimle vedalaşacağız. Gidiyoruz ayrı yerlere. Aynen. İlyas başka bir yere, ben başka bir yere. Trenle Surathani'ye doğru gideceğim. Adalardan birkaçına gideceğim orada. Ama önce bir Berko da burada. Berko ile buluşacağız. Biraz çalışacağız kafede. Sonra akşam yolculuğum var ama bir şu teyzemiz, dün bu teyzemizden bir şeyler yemiştik biz. Böyle Hindistan'da egg roti falan ya, hatırlıyor musunuz? Roti bu. Yumurtalı işte şeyde, Hindistan'da bademlisi falan da var, çeşit çeşitli. Tavuklu isterseniz tavuklu, bir sürü çeşit var. Teyzem sağ olsun, ben muzlu istedim, İlyas da yumurtalı istedi. Hamuru açıyor böyle bak. Oh. Mis gibi. Attı muzları içine, kapatıyor. Yağmur başladı yine İlyas. Abi hemen alıp çıkmamız lazım. Evet, yağmur başladı yine. Ya muson yağmurlarının olayı da bu işte. Normalde kuzeye gidecektim. Yukarı çıkacaktım önce. Geldi. Ama şey yapmaya karar verdim. Kuzey bayağı yağmurlu. Aşağı ineyim. Adalar biraz daha iyiymiş en azından. Kopanga Adası'na gideceğim ben. Bir sonraki video göreceksiniz. Bu gidiş anını, Kopanga'da yerleşme anını görürsünüz de bir sonraki video Kopanga'da falan gezeriz. Oralar biraz daha iyiymiş. Çok güzel bir adaya gidiyorum. Ama işte yağmur. Orada böyle biraz kalıp oradan da Chiang Mai taraflarına çıkacağız. Kuzeye doğru çıkacağız. Ana hızlandı. Para nerede ha? Ana. Şöyle bir şey işte roti. İsterseniz üstüne şeker de atıyor da, size sormadan atıyor zaten de ben istemiyorum. Zaten muz tatlı. Bir de ekstra şeker attırmıyorum. Böyle hazır hemen plastik tabağa koyup veriyor. Giderken yiyebilirsiniz. Yağmur durdu, gene güneş açtı. Az kaldı, az bitecek bu musonlar. Kurtulacağız bu son yağmurlarından. Ama gerçi buradaki insanlar için de iyi mi kötü mü bilmiyorum. Sürekli bir sıcaklık, sürekli bir sıcaklık. Kötü yani o da aslında. Çiftçiler için, miftçiler için. Şimdi biraz edit yaptık Berko'yla. İlyas Pattaya'ya gitti. Berko biraz daha burada. Ben şimdi otobüsle şuradan baktım. Anlatmıştım ya size Google haritalardan. Buranların kendi otobüsüyle tren garına gideceğim. Bir saat sürecekmiş. Sonra da bir saat sonra da trenim var. Anlatacağım tren bileti olaylarını falan. Çünkü gelenler kullanır eminim yani. Kaç numaraya bineceğim ben onu bakmadım. 65 numaraya bineceğim. Şurası otobüs garı arkadaşlar. Bus stop. Burası bir terminal. Şimdi ben geldim ama benim daha 1,5 saatim var. Bu tavuk mu ya? Hello. This chicken. 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 Tamam da tavuk mu dayı? Tavuğa benziyor da. Wait. Fotoğrafını göstereceğim. This. Right. Tamam. How much? 25. Tamam. 2. 2. Here, okay? Amcam benim anlamıyor da benim ama. Şu 25 yani kaç para yapıyor? 12,5. İkisi 25 lira arkadaşlar. İki but tavuk 25 lira. Bir de ama ekmeğin de yok bu sıra. Tabii bunlar ekmek yemiyor. Oh, kesti orada bak. 1,5 saatim var arkadaşlar. Şimdi o tren biletini internetten aldım ben. Çıktısı yok. Mail olarak yolladılar bana ama şuraya sordum. O şey yeterli dediler. Şurada bir gişe var. Şöyle bir platform. Arkada büyük bir bina var ama trenlere buradan biniyormuş. O 3 tane platform var. İkinci platformmuş. Elimdeki yetermiş. Bileti nereden aldığımı sorarsanız da internette 12 Asya'ydı. 12 Go Asya mı neydi? Öyle bir siteden aldım bileti. Bilginiz olsun. Yataklı tren aldım. Trenin içini bilmiyorum ama çarşaf marşaf her şeyi veriyorlarmış. Birazdan göreceğiz. 1,5 saat sonra gelecek tren. 14 saate yakın bir sürecek. Surathani'ye gideceğim. Surathani'den 1 saat vapur iskelesine gideceğim. 1 saat, 1,5 saat arası. Oradan 2,5-3 saat arası da Kopangan Adası'na vapurla gideceğim. Botla gideceğim. Bir maceramız
var yani bugün yollarda. Biliyorsunuz benim yol serüvenlerim çok iyi geçmiyor. Umarım bu iyi geçer. İnanıyorum ama iyi geçecek. Ama karnım aç. Bir şunları yiyeyim önce. Okey, yiyeyim. Tamam, tamam. Şöyle. Ekmek olaydı, ne yerdim biliyor musun? Neyse, zayıflıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Nasıl acı kokuyor var ya. Tavuk ya bildiğiniz. Ben de ne kadar şüpheye düştüysem soruyorum tavuk mu diye. Tavuk tabii. Neye benziyor? Bu neye benziyor Allah aşkına? Şuna bak. Bu tavuk tabii. Neye benziyor olabilir bu? Oo, sinekler var burada çok. Oh. Tamam. Elimizi nerede yıkayacağız bilmiyorum. Tuvalette 3 bah. Tuvalet var da. Yemeğe yedik. Bir tane su aldım. İki tane de cips aldım. Ben zaten 2-3 saat sonra, trene bindikten 2-3 saat sonra uyurum. Bunlar beni idare eder. Sabah 7.30'da zaten oradayım. Trende de herhalde kantin tarzı bir şey varmış duyduğuma göre ama ne kadar doğru bilmiyorum. Abi ya tavuk aldım abi. Doymadığımı anladı tamam mı? Ben bir tane daha aldım tavuk ekstra parasını verip. Sonra bana bir tane de kendi ben işte tam yedim bitirdim. Bir tane de hediye etti. Parasını veriyorum. İnan almadı parasını ya. Sağ olsun ya. 2012. Ben şimdi şurada bir saat falan şu banklardan birinde oturacağım, bekleyeceğim. Yapacak herhangi bir şeyim yok başka. Şurada görevli bir abi var. Şapkalı. Görüyor musunuz bak. Şu abi. Turistlerin hepsini teker teker gezip biletlerine bakıp getiriyor, bineceği yere kadar getiriyor ya. Arkadaş bu kadar yani bu kadar iyi. Ya şaşırıyorum gerçekten şaşırıyorum yani. Hayranlığımı gizleyemiyorum yani bu Tayland halkına karşı. Teker teker turistleri gezdi ya. Yani şu yol boyu teker teker turistleri gezip getirdi bineceği yere kadar ya. Tren geliyor bu arada. Bir tık rötar yedik ama olsun. Soralım. Suratani. Is seat number is one? Seat number is one. One. Okay, thank you. Aha. Oy, çok soğuk lan. Şimdi numaralar nerede yazıyor? 44. 30. Acaba numaralar nerede yazıyor? Bayağı. Tren böyle. Anam çok soğuk içerisi. Çok soğuk çok. Where is the number? 2719 and here are some numbers. Here, okay. I don't know. 20. En başta. Ay çocuğuyla geziyor bakayım inşallah. It's okay? Yeah, it's okay. Oh, be careful. Hop. Okay. Evet. Sırt çantalı arkadaşlar var. Sorry. Aha. Benim bura 3. Bura 4. Allah kesin yukarısı, evet yukarısı diyelim. Ben seçmedim. Aşağısı mı lan? İyi. So you're aşağı. My partner, eh? For a really big journey. Welcome, bro. Well, thank you, brother. My name is Uğur. Sean. Sean. Where are you from, Sean? Pakistan. Pakistan. Nice. Selam aleyküm. Tren kalkmadı ama arkadaş geldi, çalışan arkadaş. Yatakları ayarlıyor. Sorry. Şöyle minderleri attı şimdi. Her şeyi kendi hazırlıyor ya. Bak burada temiz çarşaflar, pikeler hepsi var burada. You on the top?
Şurada el yıkamak için musluk var. Sabun koymuşlar. Ben bunu alayım ya. Belki yoktur moktur yanımda bulunsun. Şurası da tuvalet işte. Aha. Şöyle bir tuvalet. Ne diyeceğim, tuvaletten bir şey beklemeyin. Bak her şeyi yeni çıkarıyor. Bak yastık yüzü, mastık yüzü, her şeyi sıfırdan çıkarıyor. Bak ben açıyorum paketi. Üst taraftayız, yapacak bir şey yok. Cam aşağıda, yolu izleyemeyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu tren 390-400 lira arası bir şeydi. Ben internetten aldım. Söylemiştim ya size. Siteyi yazmıştım zaten. Ama uçak biletini böyle 4-5 gün önce alırsanız, ben şimdi Suratanya'ya gidiyorum. Mesela bu 400 liraya uçağı da 400'e bulabiliyorsunuz. Hatta 350'ye. En fazla 500, 600, 700, 800'e de var ama 500'e kesin bulursunuz Bangkok'tan Suratanya'ya. Ben treni deneyimlemek istediğim için trenle gidiyorum. Bir, hastalığım iyileşmedi. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum. Bu klima beni şey yapabilir, çarpabilir. Bayağı soğuk içerisi. Yani uçakla da gidebilirsiniz, bilginiz olsun. Ben yüksek ihtimalle mesela Suratani'den işte Ada gezisinden sonra kuzeye çıkarsam eğer uçakla geçmeyi düşünüyorum. Çünkü aynı paralarda. Onları da aktarırım. Daha yolumuz çok. Şimdi 13 saat gideceğiz. Sonra vapur zaten. Onları yolda görürüz zaten. Şöyle. Of, güzel de kokuyor ha. Sevindim. Çantayı kavuracak yer aslında var şurada ama giderken düşer diye korkuyorum. O yüzden koyamıyorum. Şimdi buralara da biri gelince çocuk gene gelip hazırlayacak. Geldi hazırlayayım mı dedi. Biz hazırla dedik. Aşağıdaki kardeş de söylemiş mi bilmiyorum da Pakistanlıymış. Tam da tuvaletin yanındayız. Tam tuvaletin yanındayım böyle yani. O tuvalet sabaha karşı kokabilir, kokmayabilir bilmiyorum ama. Bayağı süt çantalı gezgin var Koh Phangan'a giden. Bayağı fazla. Bir şey söyleyeyim mi size? Aralıksız uyuduğum ilk tren seyahati. Sadece bir kere kalktım. O da altındaki Pakistanlı çocuk kaldırdı. İnternet paylaşıyordum ona. İnterneti açar mısın diye. İşte bir adam da gecenin ikisinde uyandırılmadı, internetini açtı yani. O kaldırdı beni. Sonra aralıksız 6'ya kadar uyumuşum arkadaşlar. Şu an saat 8.30. Normalde 7.50'de varması gerekiyor ama 1 saat rötar yedik. 9'da falan varacak. Yani 8.30 falan oldu saat. Yarım saate varır diye düşünüyorum. Ama çok güzel uyudum ve çok güzel manzaralardan geçecek. Sabah 6'da kalktım. 6'dan beri şurada oturuyorum. Şöyle göstereyim size. Kapı açık gidiyor zaten. Çok güzeldi ya. Şimdi bir yerde durdu. Suratani'ye bir durak kala bir yerde durdu. Keşiş abiler vardı. turuncu. Onlar iniyor. Çok güzelmiş ya. İyi ki uçağa binmedim. Normal uçak da aynı para dediğim gibi. Ben hastayım diye bir binmek istiyordum ama dedim yok Uğur ya, trenle git. Tren denemedim Tayland'da çünkü. Yani Suratani'ye giden tren Bangkok'tan gündüz giderseniz daha güzel manzaralar vardır eminim. Ben çünkü çoğunu gece geçirdim yolda. Ben sadece günün 3 saatinde, gündüz 3-4 saat göreceğim böyle. Mükemmeldi yani, baksanıza şuraya. Yani kalktığım o 3,5-4 saattir yol hep böyle yemyeşil. Tarlalar, köyler, yani leylekler konuyor, inekler var, insanlar selam veriyor. Mükemmel, kesinlikle Tayland trenini deneyin. Zaten temiz, öyle bir pisliği yok yani. Kesinlikle deneyin yani. Haydi teyzeme bak. Ne oldu teyze? Çayı yersin şimdi.
Devam. Yarım saat daha devam. Kapanma. I don't care. Geldik arkadaşlar. Sıra sendeyiz. Şimdi buradan botun kalkacağı yeri çözmemiz lazım. Oradan bayağı gerçi bizim çantalı gezgin var. Benim gibi olan bir sürü arkadaş var. Bakalım bu kesin vardır yani bunun bir olayı. Kopangan meşhur bir ada çünkü. Tren iner inmez zaten şu demirlerin arkasından birkaç kişi size söylüyor. Taksi bas diye bağırıyor. Toplu taşımayla o şeyin gideceğiniz yere gidemiyorsunuz. Ben haritadan baktığımda göremedim ama belki şu kırmızı arabayla bir yere gidip oradan bir yere olabilir. Bilmiyorum. Buradan şurası tren garı ya, çıktınız şu kafadan çıkıyorsunuz. Zaten teyzeyi görürsünüz de oldu ki görmediniz. Sola doğru yürüyün çıkınca. Aha bak şurada iki tane şey var, terminal var. Terminal değil de turizm acentesi var. Orada bilet kesiyorlar. Ben 470 bahta. Buradan şimdi 1 saat feribotun kalkacağı yere, oradan 2,5 saat falan da Kopangan'a gideceğim. 470 bahta kaç para yapıyor onu da söyleyeyim size. Bir bot maceramız falan daha olacak yani. Bot araba kaç lira? 470 baht 230 lira arkadaşlar. Kaç dolar yapıyor? 12-13 dolar falan yapıyor işte. Buradan da ona veriyorsunuz parayı. Ben şimdi TL'yi de söylüyorum, doları da söylüyorum ki yani değişiyor ya sürekli kur, ne olur ne olmaz diye. Hava iyi ya, Allah'ım güneş var ya, çok şükür ya. Kuzey yağmurluydu. Chiang Mai'ye gideceğim de biraz daha geçsin öyle gideceğim yani tam kuzeye. Çünkü orada göreceğim köyler orada. Çok yağmurlu orası şu an. Buralar biraz daha sezon geliyor bu taraflara. O yüzden buradayım. Bayağı kalabalık. Sırt çantaları hep buraya gelmiş zaten. Geldim ben ama bir check edelim bakalım. Ulan ne kadar uzun sürdü. Durdu sürekli durdu ya. Ha, şuradan check edelim. Bu elimdeki yeterliymiş ama yani bu nasıl bir yol oldu? 2.5'ta kalkacak. Kopangan 2.5. Bekle Allah bekle. Beklemeye devam. Bir yemek falan yiyelim. Kahvaltı yapalım bari. Hiçbir şey yemedik. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yani 24 saat sürmüş olacak yolculuğum. Neyse. Güzel yere gidiyoruz en azından. Ben diyordum ki bugün erkenden gidelim, biraz denize gidelim falan ama öyle olmayacak. Ha, Kopangan şu tarafmış, sağ taraf. Bunu cebime koyayım da. Bunu da servise giderken adam bir yerde durdu, orada verdiler bize. Bunlar ne kadar acaba? 25 lira falan. Ha, burası ev yemeği gibi. Durun bakalım ne yiyelim bakalım. Bakayım bir. Ne var orada? Pilav var, yumurta var. Çok pahalı mı acaba ya? Aha, pad thai varmış lan. Her yerde de pad thai yiyorum ya. Vallahi arkadaşlar 2 saat boş vaktim var, bilgisayarı açıyorum. Yani edit böyle oluyor işte. Böyle vakitlerde edit montaj falan yapıyorum. Videoları işte siz izliyorsunuz şu an, yetiştirmeye çalışıyorum. Seyahat halindeyiz ya, aktif bir şekilde. Aktif bir şekilde seyahat halinde olunca videolar şey olabiliyor. Böyle 5 gün, 1 hafta falan kadar geriden geliyor bilginiz olsa ama Instagram'da hep güncelim. Instagram adresim bu Gurkola, oradan takip ederseniz daha güncel olur. Çünkü mesela ben bu videoyu çekiyorum ama yayınlama 4 gün sonra yayınlayacağım mesela. Çünkü koşturuyorum farkındaysanız. Montaj, edit, yükle, internet bul, yolculuk harifesindesin falan filan. Bak şu an edit yapacağım burada. Ya bu arada kruvasan aldım. Ya çok pahalıydı orası. Bu da çok pahalı. Bir tane kruvasan 25 lira. 25 lira. Çok pahalı burası. Adada ne yapacağım ben bilmiyorum. Neyse sağlık olsun. Bu arada gözlerim bozuk değil. Bu ışık gözlüğü. Mavi ışık gözlüğü. Başım ağrıyor benim bilgisayara çok baktığım için. Ama bu şey yapıyor. Koruyor. Neyse. 2 saat sonra teknede görüşürüz arkadaşlar. Gidiyoruz. Şu karekotu okuttum. Bot gelmedi ama daha.
araba maraba her şey binecek bota. Bekleme salonuna geldik. Böyle bir yermiş ya. Lavaboları var. Üst katta da var, alt katta da var. He, üst katta var. Buraya bakalım. Burada bir şey yok. Buradan dur, size manzarayı göstereyim. İnşallah yasak değildir ya. Yasak herhalde ya. Neyse, çıkmayayım ben de. Şöyle bakın. Yani bir 2,5 saate yakın bir süre bunun içindeyiz. Ben bir alt kata indim ya. Bir alt katta şeyler de vardı. Kahve alabileceğimiz yerler de vardı. Hem içeri kısımlarını da göstereyim size. Bak alt katında kart mı gerekiyor açmak için? Evet. Kart yok ama bizde. He bura şey. Ha bura şeymiş lan, VIP'miş. Şu taraf sağ taraf üst kat en üst sağ VIP herhalde, açamadım, kart gerekiyor. He bura bedava olan. 32 koltuk varmış burada. Şöyle bakayım. Şu tarafta. Ha, görüyor musunuz? Bak televizyon var. Koltuklar şöyle. Kantin tarafını da göstereyim. Şöyle. Klima da var. Güzel. Soğuk içerisi. Masaj isterseniz masaj yaptırabiliyorsunuz. Masaj yeri var. 2 tane koltuk var. Şöyle cipsiniz alabileceğiniz de bir yer var işte. Ha, şöyle bir yer. 2 saat bundayız şimdi. Ha, şu aşağıdan manzarayı gösterebilirim. Hayırlısıyla bir kalacağım yere varsam. Bu arada çok güzel bir yerde kalacağım. Sürpriz olsun, bir sonraki video göreceksiniz onu. Çok güzel bir yerde kalacağım gerçekten. Tam ihtiyacım olan bir yerde kalacağım. Şöyle bir deniz, okyanus. Şöyle bir manzaramız var. Adayı çok seveceksiniz ama. Orada yan yana iki ada var. Kopangan ve Koh Samui. Koh Samui'ye de gitmeyi düşünüyorum. Orada da bir National Park falan var. Bir Kopangan'ı keşfedelim de bir sağ salim varalım da. Ve adaya vardık. Tam 2 saat. Thank you. Tam 2 saat 20 dakika sürdü arkadaşlar. 2 saat 20 dakika içinde kalktığımız yerden Koh Phangan adasına vardım. Şimdi ben otelime gideceğim. De bir 20 dakika yürümem lazım. Ha, gitmeden önce bir yemek yiyip mi gitsem diyorum. Evet ya. Şu roti mi? Bu roti herhalde. Bakayım. Egg roti. Hello. What is this? Roti? Yes. Okay. How much? This one, huh? Hey! How are you, brother? How are you, man? Welcome. Burada bir tık daha pahalı. Bir şeyde yemiştik ya. Başkentte, Bangkok'ta. Orada 25-20 şeydi işte. Bahtı burada biraz daha pahalı. Baksanıza. Çocuk ATM'den para çekemedi falan filan dedi de doğru anladım. Son problem vardı. Dedi ki ATM'den para çekenleri de gördüm. Bu çocuk benim trendeki çocuk. Benim altında uyuyan çocuk. Pek güven vermedi bu uşak bana. O yüzden uzaklaştım ondan biraz. Artık böyle seyahat ederken insanları böyle anlayabiliyorsunuz bir iki kelimesinden. Bir iki konuşmadan böyle azıcık fikir üretebiliyorsunuz yani. Şöyle egg roti ya, biliyorsunuz. Arkadaşım yapıyor sağ olsun. What is your name? Icha. From Thailand? Yes. Bizi kesecek şimdi.
Ne güzel görünüyor değil mi? İçinde muz, üstüne çikolata. Lan bayılıyorum buna ya. Vallahi bayılıyorum ya. Çok sevdim bunu. Adada herkeste motor var. Her yerde motor göreceğiz. Her yerde. Şimdi saat 5.30-6 oldu. Benim dinlenmem lazım biraz. Bir varayım hostele, otele de. Bu arada isterseniz benim bu yaptığım işte tren, otobüs vesaire bunlarla uğraşmayabilirsiniz. Bir tık daha paranız fazlaysa, bir tık değil yani 2-3 katı falansa, direkt Bangkok'tan bunun hemen 45 dakika yanında bir ada var. Koh Samui adası, tamam mı? Oraya, çok özür dilerim. Oraya şeyle gidebilirsiniz, uçakla gidebilirsiniz. Oraya direkt uçak var Bangkok'tan, direkt uçuyor hem de. Oradan buraya vapura binip 40 dakikada bu adaya gelebilirsiniz. Böyle trenlerle uğraşmaktansa vesaire. Her şey bütçeye bağlı. Bütçeye göre hareket etmek zorundasınız. Ben öyle yaptım. Yani öyle yapmak zorundayım. Ve Bangkok öyle düşündüğüm gibi ucuz bir yerde değil yani. Para gidiyor. Gerçekten gidiyor. Bir de bu adada biraz keyif yapmak istediğim için bir tık otel tuttum. Gerçi hosteller 2 dolar fazla verip otel tuttum. Onları sonraki videolarda göreceksiniz. Ha, ufak bir göstereyim adayı size. Sonra ben bu videoyu kapatacağım. Bir sonraki videoda kaldığım yerden falan başlarız, adayı gezmeye başlarız işte. Bu arada şeyi görüyorum ben, abone olan kullanıcı, olmayan kullanıcı. Belki birçoğunuz televizyondan izliyor abone olmadan. Bir telefonu elinize alıp böyle abone olursanız çok sevinirim. Bu çok etkili videonun öne çıkması için. Ve yorum. Yani bir şey koyun yani, ifade atsanız bile olur. Bu çok önemli ya YouTube'da. Garip bir şekilde çok önemli yani, etkileşim artsın diye. Hava iyi biraz, yağmur yok çok şükür. Ben size göstereyim Koh Phangan'ı, sonra bir sonraki videoda kendinize iyi bakın diye adadan veda edeyim. Böyle yürüyeceğim şimdi dümdüz, sonra bunu yiyeceğim.